Hoş geldiniz. Kadınlar. Kadınlar ya, of. Kadınlara tanışma kursu değil mi burası? Evet. İyi, güzel. Tam zamanında geldim. Vallahi şu dönemde kadınlarla tanışmak o kadar zor ki anlatamam yani. Evet. Evet, gerçekten öyle yani. Ya doğal da oluyorum. Yani her şeyi yapıyorum, kendim de oluyorum ama... Yani çok zor, çok kolay diyorlar ama daha zor. Şu dönemde daha zor, biliyor musun? Öyle değil mi? Evet. Siz bayağı konuşuyorsunuz şu an be. Vallahi böyle kısa kesitlerle evet demeniz sizin için de zor olsa gerek. Kadınlar açısından yani. Evet. Peki, anladım. Merhaba. Kadınlarla tanışma kursu değil mi? Evet. Evetler onda. Bütün evet rezervlerini o tüketiyor. Size kadınlarla tanışma tabii, tabii, kursu tabii, evet, için. Evet, aynen. Nasıl oldu? Kadınlar. Ne için acaba böyle? Ya kadar? Vallahi ben bir gece Instagram'da seri alev atarken... yanlışlıkla halamın da storiesine alev atınca... Vallahi sorma. Sorma. Ya bir problem olduğunu anladım ve direkt kursa yazıldım yani. Anlıyorum, anlıyorum. Ya ben de bir gece rüyamda Hülya Avşar böyle kollarını açmış bana doğru geçiyor. Ama ben Sezen Aksu'da karartıldım. Öyle bir rüya mı gördünüz? Evet. O yüzden mi? O yüzden. Ha, zaten dedim kadroya böyle... bakınca tabii yani. Ya değişik yani. Ben de o yüzden dedim ki bu şekilde olmayacak rüyada. %100 görüşmek için buraya geldim. Heh, iyi yapmışsınız. Güzel. Yani 13 kez böyle dışarı çıkıp 13'ünde de dışarıda bir kadınla tanışamayacağım artık bu kursa geleyim dedim. 13 çok ya. Evet. Geçmiş olsun. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Bakalım ne olacak. Kadınlarla tanışma kursu burası değil mi? Evet. O biraz gergin abi. Onu şey yapma. Sen gel buyur. Gel abi gel. Ya sen niye hayırdır bu arada? Ya benim şey var. Müslük ne? Müstak mı? Müstakbel. Ha müstak. Heyecanlandınız galiba o yüzden mi? Doğal olmaya çalışıyorum. Ama yani burada heyecanlanmamak da hiç doğal değil yani. Ya, ya. Vallahi Allah müstak belinizi vermesin yani. Şimdi ben tabii eskiden musluk bayındım. Şimdi boşandık biz tabii. Şimdi boşanınca da ben nasıl konuşulur, kadınlarla nasıl görüşülür tamamıyla unutmuşum. O yüzden de hani böyle lise yıllarındaki mallığa döndüm. Yani bir arkadaşım tavsiye etti de o yüzden geldi. İyi yavrum. Ya ben internetten öğrendim. Yani çok değişik metotları varmış ama yani... Yararlıymış, gayet iyiymiş. Valla nasıl biri ben çok merak ettim. Yani kadınlara tanışma kursu olduğuna göre gayet alımlı, yakışıklı bir şey. Yani öyle, bence öyle. Arkadaşlar, kadınlara tanışma kursuna hoş geldiniz. Sevgiliniz var mı? Yok maalesef. Potansiyel bir sevgili adayım? Yok. Nerede? O zaman doğru yerdesiniz. Arkadaşlar, benim adım Hüseyin Kazanova. Evet. Hüseyin... Kazanova. Biraz uzun geldi. Evet. Adım bu. Hocam bir şey soracağım. Kazanova derken hani bu bildiğimiz Kazanova mı? Yok, dedemler mübadele zamanında geldiğinde çöktükleri ova kazan şeklinde bir tatlı bir tezahürat verelim. Konumuz bu değil. Evet arkadaşlar, burada doğru bildiğiniz bazı yanlışları size öğretmek için geldim. Aa, ne gibi hocam? Mesela bugüne dek size hep tipin önemi yok dendi değil mi? Evet. Yalan, tip çok önemli. Hadi ya! Evet. Tamam. Mesela kadınlar komik erkeklerden hoşlanır dediler değil mi? Evet. Evet ama sadece arkadaş olarak. Para konusuna hiç girmiyorum bile. Ha, banka hesabınızdaki her ekstra bir sıfır sizi daha yakışıklı yapabilir. Yanlış olmasın şimdi kadınlara laf söylemek için söylemiyorum bunu ama... ...para nedir? Para güçtür. Güç de çekicidir. Sizde para var mı? Para yok. Tip var mı?
Yeah. Arkadaşlar ben söyleyeyim, sizde para da yok, tip de yok. Demek ki kirli savaşacağız. Savaş mı? Evet, aynen öyle. Savaş. Aşk bir savaştır. Ve biz de savaşacağız. Ha, öyle bir takım pembe cümleler, efendim altı boş cümleler, şöyle yaparsın, böyle yaparsın gibi beklentileri olan varsa, aha da kapı orada. Hemen çıksın gitsin buradan. Yok ya, ben merak ettim. Kalacağım mı? Evet, kalıyoruz. Biz kalıyoruz. Biz merak içindeyiz hocam. Evet, evet. Evet, arkadaşlar size asla yalan söylemeyeceğim. Evet. Vereceğim taktiklerin üçte ikisi mutlaka geçerli oluyor. Ve şimdi siz kalanlar, flörtün karanlık dehlizlerine dalmaya hazır mısınız? Evet! Ne istiyoruz? Kadın! Peki nasıl, biliyor muyuz? Hayat doğru insanı karşına çıkarır hocam. Çaça mı lan bu? Tango kursu mu hayat, senin karşına nasıl çıkarsın? Öyle değil arkadaşlar. Kadınların bulunduğu yerlere doğru şekilde intikal etmemiz gerekiyor. Öyle finger minger bunlar ancak amatör oyalayan şeylerdir. Ama hocam yani o sitelerde, tanışma sitelerinde kız bulamayacaksak hangi sitelerde bulacağız? Ha, güzel. İlk başlığı da böylelikle başlatmış oldun sen de. Aferin sana. Evet. İkinci el eşya siteleri. Birinci madde. İkinci el eşya siteleri. Biraz uzun kaçıyor şey. Oraya giriyoruz, evet. Ve o sihirli kelimeleri aratıyoruz. Hocam pardon, o sihirli kelimeler ne acaba? İkinci el satılık gelinlik. Gelinlik mi? Neden hocam? Gelinliğini sadece boşanmış kadınlar satar. Eski karı. Arkadaşlar böyle ah oh bilmem ne göz devirmeler bunlar yok ha. Sakin olun. Az önce ne dedik? Bu bir savaş. Kirlisi bir savaş. Düşmana en zayıf olduğu anda saldıracağız. Kadın yeni boşanmış. Özgüveni düşük. Değil mi? Bir daha ben bir ilişki kurabilir miyim? Efendim bir daha bir flörtüm olabilir mi falan diye buhranlarla içerisinde düşünürken pat demesinde sizin mesajınız. Merhaba, tanışabilir miyiz? Ya hocam ben böyle bir şey yaparsam kendimi kötü hissederim ama. 30 yıl sonra yalnız öldüğünde kendini nasıl hissedeceksin acaba? Benim zaten 15 yıl benimki. Onun da en fazla 5 yılı randımanlı geçer. Aynen öyle, aynen öyle. Arkadaşlar romantik komedi çekmiyoruz. Bak midesi kaldırmayan varsa hemen çıksın gitsin ha. Yok, yok, yok. Yok, yok. Hayır. Hocam işe yarıyorsa ben kalırım yani. Hayır, kalmam. Hemen kanıtlayayım. Bakın, bu taktikle tavladığım yeni kız. Kim kardeşim bu? Hakim kardeşim bu. Aynen öyle. Boşandı, gelinliğini satışa çıkardı. Biz de mesajlaşıyoruz. Ama benim niyetim ciddi ha. Allah Allah. Vallahi hocam sizi şu anda çok acayip dikkatli, doğal bir şekilde dinliyorum. Başka nerelerde olabilir mesela? Evet, arkadaşlar. İkinci madde, spor salonları. Evet, iki. Spor salonları. Hocam yalnız bu madde benim kafamı kurcaladı. Şimdi spor salonlarında genelde böyle fit tipler olur. Hani orada bizim şansımız olur mu? Evet, ama bizim hedeflediğimiz tipler o fit tipler değil. Biz o 10 kilo fazlası olan balık etlinin peşindeyiz. O 10 kiloyu verebilmek için canını dişine takmış, kanter içinde çalışıp diğer fit kızları kıskanan o tontişin peşindeyiz biz. Ama hocam yani dediğiniz gibi yani o tontiş yani. Evet oğlum ama şimdilik bunu bir yatırım gibi düşün oğlum. Yani topraktan eve girmek gibi, anladın mı? O tontiş ne yapacak? Çalışacak. İlik gibi bir kız olacak. Ama yarın bir gün sorgulandığında bütün o süreçte yanında kim durmuş olacak o tontişin? Ben. Ya. Ama bu biraz silsilik hocam. Senin adın ne? Hayati Memat. Bak Memati. Kadınlarla erkekler arasında bazı duvarlar vardır. Ve bu duvarların bazı koruyucuları vardır. Efendim işte sosyal çevre olur, arkadaşlar olur, akrabalar olur. Senin cebindeki 5 kuruş para olmayan halin, işte efendim senin tipin falan filan derken... ya tipin güzel olacak, ya cebin dolu olacak, ya da benim verdiğim bu taktiklere muhtaçsın oğlum. Hayır, kendimi kirlenmiş gibi hissediyorum da o yüzden. Kirleneceksin Hayati. Kirleneceksin. Kirlenmeden o duvarların altına tünel kazamazsın. Siz hala hazırda o yataklarınızda güzel güzel uyurken ben yıllarca bu taktikleri bulup geliştirdim. Eğer benim sayemde 10 üzerinden 5'lik bir erkek bile bir tane kadın bulsa benim mutluluğumdur. Onun da mutluluğu. Kirli ama mutlu. Anladın mı beni Hayati? Anladım. Kirlenecek misin Hayati? Kirleneceğim. Ne dediysem yapacak mısın? Sor, yes sor. Şimdi vicdanını bir kenara bırak. Özür dilerim hocam. Tamam, tamam. Hadi, hadi, hadi. Koca adam ağladı ya. Tamam, tamam. Haklısınız. Haklısınız.
size ilk günden birazcık sert davrandım. Biraz hafif bir konulara geçelim. Astroloji forumları diyelim mesela. Ha? Evet. Üç. Her şey çok uzun ya. Arkadaşlar, astroloji forumlarına giriyorsunuz, dikkatlice okuyorsunuz. Tamam mı? Mesela biri demiş ki, aman işte akrep erkekleri şöyle kötü, akrep erkekleri böyle köpek. Oysa kova erkeği öyle mi? Kova erkeği taştır falan. Hop, o dakika itibaren hepiniz birer kova erkeğisiniz. Ama hocam ben boğayım, nasıl kova olayım, nasıl değiştireyim şimdi ya? Dil mi değiştiriyorsun oğlum? Yükselelim de, alçalalım de, bir şey de, geç ya. Baktın ki kadın asırı kıskançlıktan şikayet ediyor. Rahat olacaksın. İletişim problemi diyor mesela. Konuşkan olacaksın. Orada gömülen erkeğin tam tersi olacaksın. Kadını kapacaksın, bu ya. Ya hocam gerçekten benim kafam, aklım açıldı ya. Ben genelde hani böyle tanışmak için yemek kursları, böyle afilli dans kursları falan olur zannediyordum ama değilmiş yani. Ya şimdi bunlar hep ilk akla gelen şeyler. Biz akla ilk gelen değil, rekabetin sıfır olduğu yerlere yöneleceğiz. Mesela Twitter'daki az takipçili güzel kızlar. Aa, gerçek mi onlar hocam? Ya gerçek, ömrü çok kısa ama var. Yani ha, doğru zamanda atılımı yaptın yaptın. Yapmadın bir bakmışsın takipçisi çat olmuş sana 1500. Ha. Biliyorsun iki tane kritik retweet'e bakar. Tabii hepimiz evet, biliyoruz yani, anladın mı? Sonra bir bakmışsın kızın DM'si. O eller gazinosu. Geçmiş olsun o saatte. Aynen hocam. Ya siz inanılmaz mısınız hocam ya? Gerçekten, gerçekten bunu söylemek istiyorum. Siz kadınlarla tanışmanın gurmesiymişsiniz ya. Eksik olmayın, eksik olmayın. Hadi bir diğer madde. Bunu müfredatıma yeni aldım. Sosyal medya arama. Arayacaksınız ya işte sosyal medya. Sosyal medyaya girip yetti gayri yazacaksınız. Yetti gayri. Bu kelimeleri kullanan muhalif kadın hesaplarının hepsini bulup hepsine birden vallahi bıktım bu ülkeden deyip yükleneceksiniz. Bu tür kadınları protestolarda da bulabilirsiniz. Hiç önemli değil. Sağ olur, sol olur fark etmez, çalışır yani. Çok güzel. Ben bu iş aklıma gelmemişti ya. Vallahi evet ya. Aklına gelmeyen yerlere gideceğiz. Bir de bir tane daha var arkadaşlar ama bunu... Beyefendi duymasın. Bunu sağda solda söylemeyin ha. Evet. Sırf sizi sevdiğim için gizli gizli söylüyorum. Ya. Cenazeler. Yani imkansız aslında değil. Riskli ama imkansız değil. Cenazeler. Hocam şimdi hocam, ben yaş itibariyle sık sık o cenazelerin olduğu mekanlarda bulunuyorum ama... yani nasıl olacak o? Hedefi doğru belirlemeniz lazım. Yani cenaze o kadar yakın olmaması lazım. Büyük teyze olur, enişte olur. Yani ölümü hatırlatsın yeter. Hmm. Tam o esnada siz girip yaşamı hatırlatacaksınız. Tak, anladın mı? Ha. Ama lütfen bakın sadece çok çaresiz kaldığınız anda yapacaksınız bunu. Niye hocam? Ayıp olur diye mi? Yok, dayak riski var. Evet, arkadaşlar sizlerin ufkunu genişlettiğime, sizleri birazcık aydınlattığıma inanıyorum. Ve bence hazırsınız. Haydi aslanlarım, gidip o kadınlarla tanışın. Onlar sizi bekliyorlar. Unutmayın, hiç beklemediğiniz bir anda giderseniz şansınız artacaktır. Fabrikaya hayır! Fabrikaya hayır! Ya keşke... keşke... yani çevreyi korumak zorunda kalmasak hep ya. Evet ya, değil mi? Her an hep tetikte olmamız gerekiyor. Evet ya. Ya bu ülke insanı yoruyor ya gerçekten. Yani cebine sahip çık, çevreye sahip çık, sağlığına sak. Ben Ozan bu arada. Memnun oldum. Ben de. Şöyle yapayım. Ne haber? Merhaba. Çiçek ben. Evet, birileri bir yerlerde tanışıyorlar. O neden siz olmayasınız? Ya selam. Sizde mi kardiyo? Evet, selam. Ben de kardiyo, sizde kardiyo. Evet, evet. Ya ben sizi grup dersinde görmüştüm de inanılmazdınız doğrusu. Oh, evet ama benim biraz grup derslerinin ötesine geçmem gerek. Ne gibi? Çünkü 10 kilo fazlam var. Yok canım, inanın asla belli olmuyor ya. Kesinlikle belli değil. Bu arada ben Mustafa. Ah, Levan. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ya acaba diyorum hani böyle kardiyoda yürüdükten sonra dışarı çıkınca şöyle bir de kahve içmek için mi yürüsek? Aa, siz bayağı yürüyüş bandında bana yazıyorsunuz. Taktiklerimin üç tanesinden iki tanesi mutlaka işe yarıyor. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Hayat böyle işte.
Bir gün varsın, bir gün yoksun. O yüzden de biraz hayatı, anı yaşamak lazım. Biraz mutlu olmak lazım. Mutluluk demişken ben Hayati. Beyefendi, yani büyük teyzemin cenazesinde bunu mu kovalıyorsunuz, bana mı yazıyorsunuz şu an? Ben anlamadım ki. Yok, ben hani hayat kısa manasında şey ettim ama... Yani burada da olmaz ama yani bu. Lütfen. Yok, ben o anlamda değil. Abi... Sadullah abi! Ama Sadullah abi nerede? Sadullah abi! Sadullah abi! Üçte iki demiştim. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.